Merhaba arkadaşlar, bu videoda bilimsel hesap makinesinde türev alma fonksiyonunu göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, türev alma fonksiyonunu çok işlevsel olarak kullanamıyoruz. Çünkü hesap makinesi bize ifadeleri döndürmüyor. Bunun yerine 5-10 gibi sayılar döndürebiliyor. Örneğin ben buraya bir örnek yazdım. Bir fonksiyon yazdım. Bu fonksiyonun türevi de 10x-3 arkadaşlar. Eğer ben bu fonksiyonu hesap makinesine yazıp türevini alırsam syntax error hatası verir arkadaşlar. Çünkü hesap makinesi ifade döndürmüyor. Bunun yerine ne yapmamız lazım? İşte x yerine bir ifade ister, bir değer ister hesap makinesi. Mesela 10x-3'te x'e 1 diyelim arkadaşlar. Ne olur? 7 olur. Hesap makinesi işte bu 7 değerini bize döndürür arkadaşlar. Veyahut diyelim x 2 yaparsak da 17 değerini döndürür. Yani böyle olduğu için arkadaşlar biz daha çok türev alma fonksiyonunu işlemlerimizin kontrolü için kullanıyoruz. Diyelim zor bir türev alma fonksiyonu var. Bir türev işlemi var. Ben onun türevini aldım. Sonucundan emin değilim. Ne yapıyorum? Hesap makinesinde onun türevini alıyorum. X yerine bir değer atıyorum. Kendim de çözdüğüm sonuçta x'e bir değer veriyorum. Eğer sonuçlar birbiriyle uyuşuyorsa arkadaşlar demek ki işlemim doğruymuş. Biz genelde bu şekilde kullanıyoruz türev alma fonksiyonunu. Şimdi hesap makinesi üzerine gösterelim. Önce shift mod yapıp arkadaşlar mat moduna giriyorum. 1'e bastım. Tekrardan 1'e bastım. Şimdi arkadaşlar tuşların üzerindeki ifadelerin nasıl çalıştığını ben daha önce söylemiştim. Yineden söyleyeyim. Eğer bir tuşun üzerinde sarı renkli bir fonksiyonu çalıştırmak istiyorsak Shift tuş, kırmızı olanı çalıştırmak istiyorsak da Alfa tuş şeklinde çalıştırıyorduk. Burada integral tuşun üzerinde türev alma tuşu var arkadaşlar, fonksiyonu var. Ne yapıyorum? Shift tuş yaptım. Gördüğünüz gibi türev alma işlemi geldi. Şimdi ifademin içine yazıyorum arkadaşlar. Neymiş? 5x kareymiş. X de şurada arkadaşlar, kırmızı renkte olduğu için Alfa tuş yaptım. Karesi dedim. Eksi 3 x'miş. Tekrardan alfa tuş yaptım. Şimdi arkadaşlar mesela şöyle bastığım zaman gördüğünüz gibi syntax error veriyor. Çünkü hesap makinesi ifadeyi döndüremiyor demiştik. Şöyle geri geliyorum. Ne istiyor arkadaşlar? X için bir değer istiyor benden. Örneğin x yerine 1 koyuyorum. Şimdi hesaplıyorum. Gördüğünüz gibi 7 değerini verdi arkadaşlar. Veya 2'yi deneyelim şimdi. Şöyle 1'i silip yerine 2 yazıyorum. Gördüğünüz gibi 17 değerini verdi arkadaşlar. Dediğim gibi bilimsel hesap makinelerinde arkadaşlar türev alma işlemleri bu şekilde oluyor. Çok işlevsel gelmeyebilir. Bunun için arkadaşlar bazı internet siteleri var. Türev alma işlemini adım adım gösteren. O sitelerden bir tanesi derivativkalkülatör.net arkadaşlar. Benim de en çok kullandığım stabil bir şekilde çalışan bir site. Kullanımı da çok kolay. Şuradaki boşluk olan yere fonksiyonumuzu, türeve alınacak ifadeyi yazıyoruz arkadaşlar. Örneğin buraya bir ifade yazmışlar. Biz buraya kendi fonksiyonumuzu yazalım. Neydi? 5x kareydi. Kare ifadesini veya üslü ifadeyi şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Eksi 3x. Buradan Go'ya basıyorum ve hesaplıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar your input dedi bizim girişimiz, yani kendi yazdığımız ifade oluyor. Alt tarafta da bizim türevimizin sonucunu gösteriyor. Burada show steps derseniz arkadaşlar adım adım tüm adımları gösterir. Burada gördüğünüz gibi. Bu kadar arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.